Rus Kilisesi, Suriye'de savaş gören kiliseleri ve manastırları restore etme çalışmalarına ek olarak Suriyeli çocuklar için yardım merkezi açmayı planlıyor. Rus Kilisesi geçtiğimiz yıl Moskova'da 10 çocuğun protez bakımını ve rehabilitasyonunu üstlenirken bu sene de daha çok kiliseye ulaşmak istiyor. Patrik Kiril'in sadece kutsal alanların restorasyonu için değil, aynı zamanda yardıma muhtaç insanlar için de kaygı taşıdığı belirtiliyor. Rus Kilisesi Suriye'de savaş gören kiliseleri ve manastırları restore etme çalışmalarına ek olarak Suriyeli çocuklar için yardım merkezi açmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl kilise tarafından Moskova'da 10 çocuğun protez bakımı ve rehabilitasyonu üstlenilirken bu sene daha çok kişiye ulaşılmak isteniyor. Patrik Kiril sadece kutsal alanların restorasyonu için değil, aynı zamanda yardıma muhtaç insanlar için de kaygı taşıyor. Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Hilaryon, "Bu bizim için kolay bir iş değil. Her çocuğun hayatını etkileyen bir dramı var. Yardıma muhtaç binlerce çocuk mevcut. Kilisenin görevi bu çocuklara yeni fırsatlar yaratmak ve umut vermek için elinden geleni yapmaktır. Bundan dolayı bu yıl Rus Kilisesi çatısı altında ihtiyaç sahibi çocuklar için bir yardım merkezi açmayı umuyoruz. Tanrı'nın yardımıyla 2020 yılında protez bakımına ihtiyaç duyan Suriyeli çocukları ve yardıma muhtaç olanları Moskova'ya getireceğiz. Umarım Tanrı bu girişim için bize yardımcılar gönderir," dedi. Daha önce tedavi edilen iki çocuğun hikayesini de paylaşan Papaz Hilaryon, 15 yaşındaki Mahmud El Hasan okuluna düzenlenen roket saldırısı sonucunda şarapnel yaraları ve cilt yanıkları yaşadı. Sağ kolu kısmen kesildi. Bu korkunç olayı yaşadığında Mahmud 7. sınıf öğrencisiydi. Diğer çocuksa 12 yaşındaki İbrahim Mardan'dı. Bir adam okulda İbrahim'in yanına gelerek eve götürebileceğini söyleyerek oyuncak vermiş. Çocuk eve geldiğinde oyuncak elinde patlamış. Patlama sonucunda sol kolunu kaybeden İbrahim'in sağ gözünde de görme kaybı meydana geldi açıklamasında bulundu.